Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon muhteşem RPG WoW sene 7. bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Prince Damascus'ka konuşacaktık. Gidelim bu dayıyla bir konuşalım bakalım. Haydi bakalım dahla ata ata gidiyorum. En son biliyorsunuz boss'u halletmiştik. Ortalık karışıp düzen bozulmuştu. Şimdi bakalım bize bir yol göstersin bakalım. Girdik içeriğine. Mekan güzel. Olay güzel. Umarım oyunu sevmişsiniz arkadaşlar. Zaten bir önceki 6 bölümü izlediyseniz oyunun mantığının Diablo ile neredeyse aynı olduğunu görebilirsiniz. Geri dönmüşsün diyor. What's the situation? The earthquakes are intensifying and with them I have reports of dead sightings and ghastly apparitions coming from everywhere. Champion anlatıyor. Tell me Şampiyon deyip gazlıyor bizi. Stop this madness. Tell me. Have you ever heard of the worship? If memory serves, the Republic rose from the remains. Then again, and so is your head. Supposedly, did your tracker? Hikayeyi anlattı, questimizi verdi. Oo, güzel bir şey. Legendar. Artık legendar geliyor. 19. leveldeyim arkadaşlar. Biri Bruiser, biri de Heavy. Heavy istiyorum. Evet, Heavy verdi. Şunu bir üstümüze takalım. Evet, legendarlar da güzelmiş. İlk legendarımı taktım. Hadi bakalım. Şimdi takla ata ata gidiyorum gördüğünüz gibi. Kıyafetim de güzel oldu. Bakın zoom yapayım. Oo, bayağı yakışıklı. Yakışıklı oldum. Grafikler zaten efsane oyunun. Diyor ki congratulations. Evet. Thank you for playing Beta Wall Sen diyor. Lords of Mayhem and congratulations and completing Ekbir. Ekbir'i tamamladın kardeş. Teşekkür ederiz diyor. You can now continue the adventure in Soldier and Fortune mod diyor. Soldier and Fortune modda devam edebilirsin diyor. Evet arkadaşlar. Soldier and Fortune mod aynı bizim Adventure mod gibi bir şey. Buraya tıklayarak diyor Soldier and Fortune moda devam edebilsin diyor. Save and close diyorum. Play diyorum ve Soldier and Fortune moda geçiyor. Bu bizim aynı Adventure mod gibi arkadaşlar. Diablo 3'teki Adventure modun aynısı aslında. Aynı mantık yapmışlar. Ek 1'i komple bitirdik. Oyunda görmüş olduğunuz gibi ek 1'i bitirdik. En son boss'u öldürdük. En baba bizim kardeşimiz dediğimiz adam galleş çıktı gördüğünüz gibi hikayede. Onu da temizledikten sonra şimdi Soldier and Fortune moda geçiyoruz. Burada da aynı Diablo'daki mantık. Bakalım orada Nephelem Rift tarzı bir şey var mı? Yani mesela Greater Rift falan yapıyoruz ya. Bakalım öyle bir mantığı var mı? Onu merak ettim. Şimdi Soldier of Fortune moda gideceğim. Ve size bu oyunu Diablo ile karşılaştırarak anlatıyorum biraz. Çünkü oyun Diablo ile aynı mantık zaten arkadaşlar günün sonunda. Evet arkadaşlar Soldier of Fortune moda girdim şu an. Buraya geldiğimde ne diyor? Accept Quest diyor. Bana bir quest veriyor. Buraya tıkladığımızda questleri veriyor. Güzel. Skill'lerimizi upgrade edelim. Demetra'dan skill'leri upgrade ediyoruz arkadaşlar. Burada skill'lerimizi Diablo 2'de vardı bu galiba. Kaldırdılar. Burada da aynı mantık vardı. Şey yapabiliyorsunuz. Skill'lerinizi upgrade edebiliyorsunuz. Mesela şu bizim mızraklı ağabey var. Mızraklı ağabeyi yapalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi puanları arkadaşlar dağıtabiliyoruz skill'lerde. Şimdi skill'lerime bakacağım. Onları dağıtacağım. Mesela burada şu 4 puan ya. Şunu 8 puan yapabiliyoruz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım skill modifier'da. Evet 8 puan yaptım gördüğünüz gibi. Hatta 8'i de bırakıp bunu 16 yapabiliyor muyum? Bakayım. Evet. Şunu da 8 bırakıp bakayım. Yok yapamıyorum. Bunları 8-8 yapmak mantıklı. Şimdi bunu 8 yapalım. Aynen. Şunu kaldırıp bunu da yapabiliyor muyuz? Bakayım. Bunu da ekliyorum. Gördüğünüz gibi skill'leri modify ediyorum burada. Gayet güzel bir şekilde. Mesela bu sütün yapıyormuş. Physical damage veriyor diyor. Bu da lighting veriyor diyor. Güzel. Gayet iyi. Burada skill'lerle oynamak güzel oluyor. Buradan yapabiliyoruz. Bir gidelim bir quest verdi ya bize. O quest'i yapalım. Ben de merak ediyorum açıkçası. Gidelim görelim. Gittik bakalım. Greater Rift gibi bir şey olması lazım bu. Ya da Nephelem gibi herhalde. Nephelem mantığını burada bu abi bize açıyor herhalde. Oo, ortalığı kasıkla vuruyorum. Bakın. Güzel. En sonunda boss gelecek mi? Acaba aynı mantık mı? Şimdi onunla karşılaştırıyorum. Bakalım bunları bir keselim. Evet gördüğünüz gibi yanda şeyler var aynı Greater Rift gibi. Flyer'ları öldür diyor. Şimdi onları öldürüyorum. Büyük ihtimal ondan sonra bana Guardian'ı gönderecek. Rift Guardian gibi bir şey gönderecek. Bakalım. Bakalım yeni yeni şeyler geldi bu arada. Ama Legendar gelmedi. Bence kesin bu Nephelem Rift gibi bir şey arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ne diyor? Vanquish. Aa, bunları temizle diyor. Sadistik Taos diye bir şey diyor. Evet galiba bu evet. Boss bu. Oo. Evet bu boss.
Buradan kaçmam lazım. Evet. Bunlar bayağı... Bu boss. Bir gardiyan gibi bir şey bu. Galiba. İyi düşünüyorum. Bakayım. Skill level up oldu. Güzel. Ve öldü. Bunların hepsini öldüreceğiz. Evet. Görev veriyor bize. Quest veriyor aslında. Ya bir gardi şey gibi düşündüm. Hani gri... acaba Neferendip gibi mi düşündüm de bu da ölmedi ha. Ondan. Ay Allah'ım, ölmeyen bir şeymiş ya. Ölmeyen cisten. Buraya bir tane daha var herhalde. Evet, bunları yapacağız. Görevlere görelim bakalım. Evet, burada bir tane daha var. Bu sadistik taklar bunlarmış. Oho. Sen kime artistik yapıyorsun? Öldü. Şimdi gidelim bakalım. Bakalım neler olacak, gidelim. Bir kişi daha var büyük ihtimalle. Bakayım yukarıda, evet yukarıdalar. Sarı okla gösteriyor sağda yukarıda arkadaşlar. Sarı oku takip ederseniz zaten. Hani Diablo'daki gibi okla gösteriyordu ya bizim mor okla. Ben direkt göreve doğru gidiyorum. Bakayım quest'i bitirince bana ne verecek. Bayağı güzel şu an. İndiriyorum. Güzel. Şunu da vurdum. Bunlar bayağı bombalı falan. Bomberman şu. Bomberman şu. Bunu hallettim. Şu köpeklerini de halledeyim. Köpekleri falaydı. Hadi bakalım bunu da hallettim. Bu da gitti. Vur 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 vur. Evet tamam. Bunu da hallediyorum. Şurada bu iki dayı var. Bu dayıları da herhalde öldüreceğiz. Bakalım. Evet burada da bir dayılar var. Oo, dönmeli dayı. Ya bu ayılar bizim başımızın belası. Şurup vurmaktan bir hal oldum. Hemen tüydüm. Üç tane dayı var burada ya. Bir değil, iki değil, üç tane. Damage vurduğumu çok iyi de damage vuramıyorum. Tabii 20. leveldeyim daha. Evet bu sefer öldürdüm. Hah, güzel. Bakayım bunlar da gidiyor. Evet, evet uzaktan. Giriştim. Allah kafana. Ha bu da gitti. Tamam güzel. Ya bu galiba şey böyle ya. Görev veriyor size. Görevle ilerliyorsunuz. Mesela bir mantık değil gibi geldi bana. Çünkü bir gardiyan falan getirdi. Sanki böyle bant gibi geldi. Bir merak ettim. Bir döneceğim bakayım. Döndüğümde bir şey olacak mı? Evet, dashing gece git diyor. Ha, quest tamamlıyoruz. Tamam abi, mantığı çözdük. Bitiriyorsunuz, öz görevleri bitiyorsunuz. Geliyorsunuz, bu size bir malı veriyor. Ne veriyor? Benim üstümdeki maldan iyi malı veremez şu an. İki yıldız, iki yıldız. Şunu versin bakalım, şu. Hadi bakalım, verdi güzel malları. Şimdi şunları gidip bir satalım önce Demetra'ya. Mantık bu şekilde arkadaşlar, yani şu an için böyle. Tabi oyun çıktığında ne olacak? 13'ünde göreceğiz bakalım farklar ne olacak beta ile, onu da öğrenmiş olacağız. Üstümüzdeki malları şimdi bir bakalım. Şuruplar var mesela. Şurupları, murupları falan şey yapalım. Muhabiye bunları okutuyoruz. Tier 2 cam çok işime yaramaz. Bunları okuttum güzel. Geliyoruz. Burada malları alıyoruz. Yok şu an bir quest istemiyorum. Buna gelip böyle görevleri alıyoruz. Riff mantığı gibi bir şey olmuş. Ama burada şey riff mantığı gibi. Bundan sürekli böyle quest alacağız anladığım kadarıyla. Soldier of Fortune modda. Evet buradan gelip böyle sürekli quest yapıp devam edeceğiz arkadaşlar. Hatta ben şimdi gelip bir Xanafer Stark'ta bakın. Görüyorsunuz malı koyuyorum. Ramon Gem diyorum. Şimdi gidiyorum bir burada Gem alayım mesela. Gördüğünüz gibi gem var. 1062 altına en kralından alırsın. Bu ne diyor? Wipe power'ı arttırıyor. Force shield'i arttırıyor diyor. Bu mesela atak speed skorunu arttırıyor. Dodge şansı arttırıyormuş. Hepsinin üstünde ne olduğu yazıyor. Mesela Rollberry alayım bunu. Bunu da bunu mala takayım. Tamam mı? Dur bakalım. Gördüğünüz gibi taktım.
Stamina'mı arttırdı. Üstüne geliyorsun. Stamina reduction'ı arttırdı. Gayet güzel. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki bölümümüzde artık oyun çıktığında bakacağız arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Bir kısım arkadaşlar videoyu izliyorlar fakat kanala abone olup beğenmiyorlar. Bu konuda açıkçası desteklerinizi de rica ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki Wolsen videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Siz ne kadar çok videoyu beğenir ve abone olursanız daha çok kişiye ulaşma şansım olabilir arkadaşlar. Umarım videolarla size yardımcı olabiliyorumdur. Videolarımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere diyorum. Artık oyun çıktığında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.